Sevgili tarihseverler, İzmir'in ticaretinin kalbine attığı yer burası. Konak, Kemeraltı bölgesi. Ve günümüzden tam 2,5 asır önce buraya Osmanlı'da çok enteresan, çok özel bir adam tarafından inşa edilmiş dönemin İzmir'inin en kıymetli, en özel, en pahalı otel binasının önünde bulunuyoruz. Kemeraltı Kızlar Asanı. Bugün bu videoda size Osmanlı'nın İzmir'inin ticaretinin kalbinin attığı bu yerde İzmir'in göbeğine yapılmış muhteşem bir kervansarayı ve bu kervansarayın şahsında bunu inşa eden o adamı anlatacağım size. Afrika'da doğmuştu. Siyah derili bir adamdı. Zenciydi. Köle olarak yola çıktı. Osmanlı'da padişahtan sonra en kıdemli, en kıymetli adam olarak Topkapı Sarayı'nda tam 29 sene hayat sürdü. Alabildiğine zengindi. Alabildiğine hayırseverdi. Ve bu gördüğünüz arkadaki muhteşem kervansarayı etrafındaki bedestenlerle beraber inşa etti. Sadece size anlatacağım, bu devasa ticaret kompleksinin kiralarını toplasanız bugün Türkiye'de inanın insanların dudaklarını uçuklatacak rakamlar ortaya çıkardı. Elinin tersiyle bu rakamların hepsini itti. Hiçbirini cebine sokmadı. Hepsini hayra vakfetti. Bu kişi Hacı Beşir Ağa'ydı. Kızlar Asanı ve Hacı Beşir Ağa İzmir'de sizin için başlıyor. Osmanlı'da ticari yapılar, kervansaray, arasta, bedesten ya da han. Bizim gözümüzde hepsi kapalı çarşı. Öyledir. İstanbul'un kapalı çarşıları, İzmir'in kapalı çarşıları. Halbuki kapalı çarşı diye bir şey yoktur Osmanlı ve Selçuklu'da. Farklı hüviyette işletim sistemine sahip ticari yapılar vardır. Şu an arkamızda İzmir'in en tarihi, en lüks, en pahalı oteli. Bu otelin yanında da bedesten dediğimiz çok pahalı ürünlerin satıldığı ticari yapılar söz konusu. Arkamda gördüğünüz bu yapı İzmir halkının çok iyi bildiği isimle Kızlar Asanı. Kızlar Ağası derken tam 29 sene Topkapı Sarayı'nda harem ağalığı yapan Beşir Ağa'nın kendi cebindeki parayla yaptırmış olduğu bir ticaret haneler topluluğu. Şimdi ortada bir kervansaray görüyoruz. Bakın kocaman bir yapı. Bu kervansarayın hemen sağında Çuhacılar bedesteni, hemen solunda Bakırcılar ve Cevahir bedesteni var. Bunların hepsini ben size bugün tek tek anlatacağım. Cevahir ne demek? Cevahir bedesteninde ne yapılırdı? Çuhacı ne demek? Çuhacılar bedesteninde ne yapılırdı? Bakırcılar bedesteni var hemen devamında. Orada neler yapılırdı? Bedesten ne demekti? Arasta ne demekti? Kervansaray ne demekti? Bir yerden başlamamız gerekiyor. Kervansarayla başlayalım. Çünkü Beşir Ağa'nın bu büyük ticari kompleksinin ana binası kervansaray. Kervansaraylar çift katlı yapılar. Şimdi içine girelim. Alt katta, üst katta neler olduğunu konuşalım. Tabii ara ara size Beşir Ağa'dan da bahsedeceğim. Bir kere ana giriş kapısının hemen üzerinde bakın eli böğründeler ve eli böğründelerle beraber cumbalı bir evin çıkması gibi çıkma bir yapı var. Üzeri pencereli. Bu gördüğümüz kısımlar kervansarayların ana giriş kapısıdır. Ana giriş kapıları üzerinde bu dışarı doğru çıkma bölümler hep olur. Burası han ağası odasıdır. Yani bu koca kervansarayın, bu devasa kompleksin bir ağası, bir yöneticisi vardı. O yöneticinin dairesi burası olurdu. Buradan içeri kervanlar gün içinde devamlı mütemadiyen girer çıkardı. O da bunları takip eder. Ona göre bunlardan gelir elde edilir. Bu gelirler elbette bu külliyeyi yaptıran zatın arzu ettiği şekilde bir vakfın geliri olarak, bir akar olarak bir yerlere akar ve bunun dönmesi sağlanırdı. Şimdi bu muhteşem eserin, hadi gelin içine girelim. Koca bir kapı, tabii kapıdan girerken önce Beşir Ağa'nın gördüğünüz gibi 1107 tarihli, Hicri 1107 tarihli inşa kitabesini görüyoruz. Burada bu şekilde, ya düşünsenize. Afrika'dan gelmiş zenci bir kara ağa, gayet zengin, böyle DB eser yaptırıyor ve adını da buraya yazdırıyor. O yıllarda ne zaman yapıldı bu eser? 1744 yılında yapıldı bu eser.
1744-46 yılları arasında böyle bir eser yapılıyor ve Beşir Ağa'nın adı burada yazıyor. Kapıdan girerken bir de şu çeşmeyi göstermeliyim size. Bu da çok güzel. Şimdi Beşir Ağa'nın Osmanlı'da yaşadığı dönem özellikle iki tane padişahın hüküm sürdüğü dönem. Aslında saraya 2. Mustafa döneminde giriyor. 4. Mehmet'in iki tane oğlu arka arkaya padişah olmuş. 2. Mustafa ve 3. Ahmet. 2. Mustafa döneminde yani 1703-1704'lerde Topkapı Sarayı'na girecek. Padişahın sevgisini, ilgisini kazanacak. Baş musahip olacak. Baş musahip. Padişahın baş danışmanı. Afrika'dan gelen zenci hadım bir köle mi? Evet öyle. Osmanlı'da sistem buydu. Bir insanın derisinin beyaz ya da siyah olması onun kıdemini belirlemezdi. Bir insanın derisinin siyah ya da beyaz olması cebindeki parayı, gelirini, maaşının oranını belirlemezdi. Peki ne belirlerdi? Kabiliyeti, sadakati, devletine hizmeti belirlerdi. Yani bugün olduğu gibi, ay bunun akrabasıymış, bunun kardeşiymiş, bunun tanıdığıymış, eş dostla işler döndürülmezdi. Liyakatle, kabiliyetle işler döndürülürdü. Tabi sarayda en çok 3. Ahmet, daha sonra da 1. Mahmut döneminde vazife gördü. 3. Ahmet döneminde 13 sene, 1. Mahmut döneminde 16 sene Topkapı Sarayı'nda harem baş ağalığı yaptı. Ve 3. Ahmet ve 1. Mahmut ne demek? Osmanlı'da lale devri demek. Lale devri deyince aklımıza ne gelir? İstiridye kabuğu gelir. Ve onun bugün bildiğimiz başta İstanbul olmak üzere bakın bugün İstanbul'da sokak aralarını hala ayakta sapasağlam duran Beşir Ağa'nın tam 9 tane çeşmesi var. Toplamda İstanbul'a hayatında 16 çeşme yaptırıyor, 9'u hala ayakta duruyor. Hala hizmet veriyor. Bir kısmından hala su akıyor, insanlar hararetlerini dindiriyorlar. Ve yaptırmış olduğu her çeşmenin alnına bir istiridye kabuğu konuluyor. Çünkü o dönemin karakteristik sanat özelliği bu gördüğünüz istiridye kabuğuydu. Bunun kenarında Rumiler köşebentler oluşturmuş. Bakın buralarda muhteşem Osmanlı'nın 15 ve 16. yüzyılda tarihlenen Rumileri ve Rumilerin içindeki bu ne mesela? Bu bir sümbül. Ne kadar güzel. Sümbüller buradan geliyor. Bahar dalları buradan geliyor. Şöyle aşağı doğru inelim. Of çok güzel ya. Bakın şu gördüğünüz Hatayiler şakayık formu verilmiş. Şakayık formlu. Şu aradakiler tanıdınız mı? Karanfiller. Karanfillerin altında laleler. Ne kadar güzel. Yani ortalığa 1740'lı yıllarda şu yekpare mermere bir sanat eseri oyulmuş. Osmanlı'nın büyüklüğü, yüceliği. Sonra bizimkiler gelmişler. Osmanlı'yı böyle tükaka eden, yerin dibine sokan, cahildi, sanattan anlamazdı diyenler bunu yapmışlar. Anlatabiliyorum değil mi? Yani olayı çok net bir şekilde görüyorsunuz. Cahil, sanattan anlamayan, bedevi Osmanlı bunu yapmış. Osmanlı'yı yerin dibine sokan, tükaka eden torunları da gelmiş bunu çakmış. Kim cahil, kim medeni, kim sanatsever, kim sanattan anlamaz cahil düşman? Cevabını burada görüyorsunuz. Çok söze gerek yok, politikaya gerek yok. Lafta değil, icraatta herkesin ne olduğunu ne olmadığını sanat çok iyi anlatıyor. İşte bana hep soruyorlar ya, tarihten sonra neden sanat tarihi tercih ettiniz? İşte bundan ötürü. Tarih ve tarihçiler zaman zaman çok yalarlar. Parayı, keseyi gördükleri zaman şekil değiştirirler. Güç kimdeyse, kim koltuktaysa hemen onun yanına dönerler. Onun için tarihten yola çıkarak düzgünü ve kötüyü anlayamazsınız. Ama sanat tarihinden yola çıkarak kim medeniydi, kim bedeviydi çok net cevabını bulursunuz. İşte onun için önce sanat tarihçiyim, ondan sonra tarihçiyim. Hazır mıyız? Hadi girelim içeri. Şimdi kapıdan giriyoruz. Girerken bakın burada bizi bir merdiven karşılıyor. Bu merdiven Kervansaray'ın üst katına çıkıyor. Şimdi biz buradan girdik içeri. Biz burada üst katta kervansarayda yatılı kalacağız. Buraya gelmiş bir tüccar ya da esnafız. Tabii atlar ve develerle geliyoruz. Bütün o atlar ve develer, kervanlar buradan içeri sokuluyor. Buradan hayvanlar giriyorlar içeri. Tabii ki bu zeminler, meminler çok değişti. Şu ayağımızı bastığımız taşlar 250-300 sene öncesinin kervansarayının taşları değil. Atla deveyi buraya sokarken böyle bir merdiven basamağı olur mu? Tabii ki olmazdı. Şimdi
Şimdi ben olsam şu ortadaki tenteli kısmı ortadan kaldırır. Bence iğrenç bir şey. Ha diyecekler ya Talha abi yazın sıcak oluyor gölgede oturuyoruz. Kışın soğuk oluyor yağmur yağıyor gölgede ya da tente altındayız. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Yani birilerin keyfi için tarihi eserlerin orijinalliği bozulmamalı. Bu bir kervansaray. Kervansarayın ortası açık olacak. Açık alanda millet oturmak istiyorsa oturur. Millet keyif sürecek diye bu tarz tarihi eserlerin orijinalliği bozulamaz. Ha bu gene iyi. Bak bu iyi. Bizim İstanbul'da bu gördüğünüz güzelim kervansarayların avluları birbirinden iğrenç, gecekondu tipli yüzlerce kaçak dükkanla doldurulmuş. Bu gene iyi. İzmirliler sizi tebrik ediyorum. İstanbul'da resmen bütün kervansarayların içine edilmiş. Hepsi gasp edilmiş. Kaçak dükkanlar. Mahmut Paşa'nın kervansarayının içine bir girin görün. Kürkçü Han'ın İstanbul'daki içine bir girin görün. Avlular hepsi işgal altında. Elimde benim güç olsa o avlulardaki bütün kaçak dükkanları yıktırır. Avluları halka açar. Gelin oturun. Keyif yapın derdim. Ama bu çirkin tentelerin altı olmaz. Bunlar kaldırılacak. Benim vazifem bunu söylemek. Kaldırmaya benim gücüm yetmez. Ama söylemeye gücüm yeter. Tarih önünde Talha Bey sen bunu gördün. Neden sustun demeyesiniz diye ben ölene kadar bunları anlatmaya devam edeceğim. Şimdi atlarla develerle girdik. Hadi girelim. Ay ben bunları da çok severim bu arada. Çiftçi tarihçi olunca Melisa. İzmir'de tabi bunlar kurumuyor kışın. Bizim İstanbul'da ben her sene alıyorum bunlardan. Yazın geceleri kokar bu. Hava karardığı anda bunun çiçekleri olur. Mis gibi. Bayıltan bir koku verir. Sonra gündüz kokusu biter. Ama kışın eksilere düşüyor ya İstanbul'da hava. Dışarıda bu kurur. Tabii İzmir'de hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde muhafaza oluyor. Yaz boyu geceleri buram buram kokuyor. Melisalar. Atlarla develerle giriliyor içeri. Yükler yıkılıyor. Şimdi bakın buralarda dikkat ederseniz kervansarayı etrafındaki kervansarayı bitişik bedestenlere bağlayan ara koridorlar var. Burada bir koridorumuz var. Bakın tam karşıya geçelim. Bakın burada bir başka koridorumuz var. Bu Çuhacı bedestenine doğru açılıyor. Az önce göstermiş olduğum Cevahir bedestenine doğru açılıyor. Bedesten ne demek? Bunları da konuşacağız. Önce şu kervansarayı bir bitirelim. Bunu konuşalım. Ne yaptık? Develerle atlarla geldik. Burada bir takım bakın dükkanlar var görüyorsunuz. Bu dükkanların bir kısmının kapıları küçük. Mesela örnek vereyim. Bakın şu görmüş olduğunuz dükkanın kapısı küçük. Ama dikkatle bakarsanız bunun kocaman bir kapısı ve içinde çok geniş bir kemeri var. Görüyorsunuz değil mi? İçine baktığınız zaman kocaman geniş bir kemer var. Normalde tabii bunlar sonradan bir takım böyle küçük bugüne ait dükkanlara çevrildiği için bir takım metal doğrama ile önleri kapatılmış. Normalde biz bunlara eyvan diyoruz. Üç tarafı kapalı, bir tarafı açık yapılar. Burada kocaman bir eyvan var aslında, bir eyvan. Aynı eyvanda bir tane de burada var. Aynı eyvandan bu cephelerde de var. Develerle atlarla geldik. İstanbul'dan gelen bir kervanız biz. Yüklerimizi indiriyoruz. Diyorlar ki sizin yükler bu eyvana yeter. Bu eyvanı biz kiralıyoruz. Mallarımızı yığıyoruz. Öbür kervan geliyor o oraya, o oraya, o oraya. Sonra dinlenmemiz lazım. Güç toplamamız lazım. Yukarıda bize birer tane oda veriyorlar. Biz bu odalara geçiyoruz ve burada konaklıyoruz. Ve bu kervansarayda kaldığımız için para ödüyoruz. Malımız burada bizim için koruma altında tutulduğu için bunun için ayrıca bir para ödüyoruz. Sonra ben İstanbul'dan ne getirdim İzmir'e satmak için? Bal getirdim. Öbürüne getirdi yağ getirdi. Öbürüne getirdi fıstık getirdi. Öbürü kahve getirdi. Burada birbirimizle oturuyoruz. Aynen burada nasıl insanlar oturuyorlar. Muhabbet ediyoruz. İşte ben şu kadar getirdim şu fiyat. Sen ne getirdin şu fiyat. Birbirimizle mal alıp satıyoruz. Sonra malımızı satıp onunla başka bir şey alıp İstanbul'a elimiz boş gitmiyoruz. Öbürü Gaziantep'e, öbürü bir başka yere. Ezan okunuyor bu arada. Ezan nereden okunuyor biliyor musunuz? Buranın, hemen şöyle göstereyim size. Bakın. Buradan gözüküyor mu? Hadi üst kata çıkalım, üst kattan bakalım, gelin. Bakın üst kata çıkıyoruz.
Üst kata çıktık. Burası kervansarayın üstü. Kervansarayın üstü. Buralar, bakın görüyorsunuz, tarihi sütunlar, tarihi sütun başlıkları. Mimar Sinan'ın çok sevdiği 7'li 8 sütun başlıkları bunlar. Hani Kur'an-ı Kerim okurken az çok bilirsiniz. 7 rakamı V şeklindedir. 8 rakamı ters V'dir. Bunlar dudak dudağa verince baklava dilimi olur. Baklava dilimli ya da 7'li 8 sütun başlığı olarak geçer. Bunlar tarihi. Kızlar Ağası Hanı özellikle üst katı günümüzde antikacılar çarşısı olarak kullanılıyor. Eskiyi seviyorsanız kesinlikle buraya gelmelisiniz. Şu dükkanların içlerinde bir antikalar var, aklınız durur. Çeşme bülbüller, değişik tekke çeyizleri, eski paralar, kılıçlar ve daha neler neler. Çok güzel bir manzara bekliyor sizi. Ezan Hisar Camii'den okunuyor. 1598 yılında Padişah 3. Mehmet döneminde inşa edilmiş bir camidir. Manzara 10 numara söyleyeyim. Yakup Bey Aydınoğlu beylerinden bu arada, biliyor musunuz? Aydınoğulları İzmir merkezli müthiş bir beylikti. Hacı Beşir Ağa çok enteresan bir adam. Afrika'dan devşirilmiş, 1600'lü yılların sonunda dünyaya gelmiş, uzun bir ömür sürmüş. Yani 90 yıl kadar yaşamış. Doğum yılını maalesef bilmiyoruz. Ama ölüm yılını biliyoruz. Bu gördüğünüz devasa kervansarayı etrafındaki bedestenleri yaptırmış ve 3 sene sonra rahmetli olmuş. 1744 yılında inşaatı başlamış bu kervansarayın. 1745 yılında bitirilmiş. Kendisi de 1746 yılının sonunda rahmetli olmuş. Beşir Ağa Afrika'dan devşiriliyor. Tabii o dönemde dünyada ciddi bir kölelik var. Bakın sadece siyah insanlar değil, yani derisi siyah insanlar değil, derisi beyaz insanlar da köleleştiriliyor. Yani ilk çağ medeniyetlerine kadar uzanan bir kölelik sistemi söz konusu. Ama ilk çağ medeniyetlerinden Hristiyan devlet toplumlarına kadar köle insanlar insan muamelesi görmüyor. Ama İslam dünyasında ise kölelik yapan insanların çok ciddi ayrıcalıkları, hakları var. Ahmet Cevdet Paşa o meşhur Mecelle ismi verilen kanun kitabında bir cümle yazmış. Osmanlı dünyasında köle almak, köle olmaktı diye. Çünkü İslamiyet köleliği direkt kaldırmıyor. Çünkü insanlar yüzyıllardır doğuştan köle doğmuşlar. Artık fıtratlarına işlemiş. Hep kölelik yapan bu insanlara hadi özgürsün dediğin anda bu insanların dışarıda ekmek bulabilecekleri bir durum yok. İş kurabilecekleri bir ortam yok. Bu insanları özgürlüğe alıştırmak gerekiyor. Abraham Lincoln bile köleliği kaldırıyorum dedi, ne oldu? Binlerce o Amerika çiftliklerindeki köleler serbest bırakıldı. Hepsi bir hafta 15 gün, bir ay sonra geri döndüler çiftliklerine. Biz burada karnımız doyuyordu. Yatacak yerimiz vardı. Biz dışarıda nasıl barınacağız? Geçirmeyi bilmiyorlar. Kendi başına hareket etmeyi bilmiyorlar. Ama İslamiyet kölelere öyle haklar vaaz ediyor. Köle aldığınız zaman Ahmet Cevdet Paşa'nın tabiriyle ona köle olmuş oluyorsun. Haklarını gözetmek zorunda kalıyorsun. İşte Beşir Ağa o sistemde, Afrika'daki kölelik sisteminde çocukluğunda hadım edilmiş bir köleydi. Ama şanslıydı ki Osmanlı dünyasına bir şekilde intikal etti. Okutuldu, yetiştirildi ve derken Topkapı Sarayı'nda bizzat 2. Mustafa döneminde saraya alındı. 2. Mustafa döneminde yükseldi ve sarayın en namlı adamlarından biri oldu. Padişah musahibi oldu, danışmanı oldu. Hayatının ilerleyen döneminde uzun Süleyman Ağa ile beraber Kıbrıs'a gönderildi. Şimdi ben size bu yayını yaparken Hacı Beşir Ağa ile alakalı bugüne kadar birçok makale, birçok yayın okumuş bir kişi olarak huzurlarınıza geliyorum. Baktığım birçok yayında
Kıbrıs'a sürüldü. Oradan Kahire'ye, Mısır'a sürüldü diyor. Bakın bu yanlış. Sürülme diye bir şey yok. Bu insanlar İstanbul'da saraya en yakın vazifede vazife aldıkları için buyurun gençler. Bu vazifelerde çok uzun süre kaldıklarında sıkıntı oluyor. Çünkü çok kritik mevzulardı, makamlardı. Onun için bu insanlar 3 sene, 5 sene, 7 sene İstanbul'da padişaha en yakın duruyorlarsa sonra onları bir süre uzaklaştırıyorlardı. Farklı vazifeler tutup sonra tekrar İstanbul'a alıyorlardı. Bu bir kuraldı. Bu bir kaideydi. O da bir süre İstanbul'da padişah müsaitliği yaptıktan sonra Mısır'a, Kıbrıs'a gönderildi. Kıbrıs'ta Uzun Süleyman Paşa ile beraber birkaç sene kaldı. Hatta Uzun Süleyman Paşa o dönemde Kıbrıs'ta rahmetli oldu, oraya defnedildi. O Mısır'a geçti. Mısır'da vazifelendi, Kahire'de. Bir sene de orada kaldı. Sonra Mekke'ye gönderildi. Haccı yönetti. Şeyhül Harameyn oldu. Yani sürgün yaşayan, sürgün yiyen bir adam. Kıbrıs'ta, Kahire'de. Sonra Şeyhül Harameyn yapılır mı? Allah aşkına akıl var izan mı? Şeyhül Harameyn oldu. On binlerce insana hacca gittiği Mekke ve Medine'deki haccı yönetti. Sonra İstanbul'a davet edildi. İstanbul'a geldiğinde tam 13 sene boyunca 3. Ahmet'in döneminde Topkapı Sarayı'nda harem ağası, oradaki kara ağaların başı oldu. 16 senede onun yeğeni 1. Mahmut döneminde bu vazifeyi verdi. Zengin, çok hayırsever, çok alim bir adam. Kitap delisiydi. O kadar çok eser var ki. Ben bu videonun ilerleyen dakikalarında sizlere bunları birer birer anlatacağım. Mesela bugün Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi bize ulaşmışsa onun sayesinde ulaşmıştır. Kâtip Çelebi'nin Cihan Nüması bugün bize ulaşmışsa onun sayesinde ulaşmıştır. Beşir Han'ın Topkapı Sarayı'nda has ahırlarının ortasında kocaman bir camisi bulunmaktadır. Cağaloğlu'nda dev bir külliyesi vardır. Camisi, medresesi, kütüphanesi, tekkesi ve Sıbyan Mektebi'nin içinde bulunur. Sadece Cağaloğlu külliyesindeki kütüphanesinde 1007 adet el yazması kitabı olduğunu söylesem ne dersiniz? 1007 ve içinde paha biçilmez el yazması kitaplarının oldu. Bugün Bulgaristan Ziştovi'de eseri vardı, eserleri vardı. Medine'de eserleri vardı. Beşir Ağa çok özel, çok farklı bir adamdı. Ben size onu anlatmaya devam edeceğim. Eyüp Sultan'daki kabrine kadar daha çok konuşacağız. Ama bu kervansarayı biraz daha anlatmanız sürdürelim. Bakın şu gördüğünüz odaların tamamı insanların yatılı kaldığı odalardı. Bugün nasıl bir memlekete gidiyoruz tatile? Orada akşamları bir otelde bir oda tutup orada kalıyoruz. Yani o günün Hilton'ları, Crown Plaza'ları, Ramada'ları bunlardı. İzmir'in en lüks, en pahalı, en gözde otel binasıydı burası. Bakın tam 77 tane oda vardı orada. Ve bu odalarda günlük insanlar ciddi paralar ödüyorlardı. Burada kalıyorlardı. Bu arada bu arkada gördüğünüz cami ise 1598 yılına ait. Yani cami aslında daha önce yapıldı. Cami Hisar Camisi diye geçer. Hisar ne demek? Hisar kale. Yani İzmir'in Osmanlı dönemindeki şehir kalesinin surları buradan geçiyor. Hisar'ın hemen yanında yapıldığı için bu camiye Hisar Camisi denmişti 1598'de. Aydınoğlu beyleri, artık Aydınoğulları diye bir devlet yoktu. Osmanlı'ya bağlıydılar. Ama bu beylerin sülalesi devam ediyordu. Osmanlı'ya tabi, zengin, varlıklı bir aileydi Aydınoğulları. Aydınoğlu beylerinden Yakup Bey'in 3. Mehmet'in saltanat yıllarında inşa ettiği bir camidir o. Camiye bitişik bu kervansaray yapıldı. Ben sizi biraz şaşırtayım. Kervansaray'ın ana kapısı buraya bakıyor. Kapının önü denizdi. İnanmayacaksınız ama kapının önü denizdi. Limanın tam önüne inşa edilmiş dev bir külliyeydi. Kızlar Asanı, Kervansarayı, Beşir Ağa'nın hanım. Üst katta insanlar yatılı kalıyordu. Şu odaları görüyorsunuz değil mi? Gördüğünüz her bir oda yatılı kaldıkları otel odaları alıyorlardı ve bu odaların için ödenen bütün paralar bu külliyenin akarı olarak Beşir Ağa'nın yaptırdığı bir şifahane, hastane, bir Sıbyan Mektebi, ilkokul, ne bileyim bir imaret, ücretsiz yemek dağıtım yeri. Bunlar da kullanılıyor. Şöyle geçelim.
Mesela hemen önümüz bir cadde. Caddenin devamı böyle Konak Meydanı'na kadar gidiyor. Kervansaray yapılıyor ya. Gördüğünüz Kervansaray önü hemen burası. Bu Külliye'nin önü limandı. Denizdi yani, bu kadar denizin önünde bir yer. Kervansaraylar aslında hakikaten çok enteresan. Mesela Kervansaray'ın da köşe odaları var. Onlar da çok hayvan. Şimdi böyle yan odaları görüyor. Bir de bakın şu köşe odaları. Baktığınız zaman mesela bir kapı burada. Bir kapı burada. Bunların hepsi birbirinden farklı. Mesela buradan girdiğiniz zaman içerisi hani böyle bir tek taş yüzüklerin elmas taşları nasıl olur? Altı böyle sivridir. Sonra üstü de böyle sivri geç. Ortası geniştir. Bu köşe odalar da öyledir. Girdiğiniz zaman böyle bir sivrilik de gelir. İçeri doğru da öyle gider. Tam köşe odalar bu şekilde oturtulmuştur. Bir ustalık gerektirir. Her mimar bunu yapamaz. Aynı şekilde bakın, bir köşe oda da buraya oturtulmuş. Yani kervansarayların köşeleri bile unutulmamış. Burası ayrı bir bölüm. Ayrı bir siki yapılmış burada yükseldi. Şöyle baktığınız zaman ikili bir kemerle beraber dönüyor. Şimdi kervansarayın etrafında dönelim. Ben size bir de bedestenleri göstereyim. Bir beşik tonoz örtü sistemi var. Burada sağlık solumu çok büyük bir kervansı. Hem bu tarafta odaları var, hem bu tarafta bir takım odalar var. Buradaki odalar dış cepheye bakıyor, buradaki odalar iç avluya bakıyor. Yani bu şekilde farklı bir oda bulmak, yani kervansı var mı? Amerika kervansı bulmak. Buradan inebiliriz aşağıya. Aşağıya inince de eserlerimizi görelim. Şimdi normalde mesela Edirne'ye gidelim, Üsküdar-Paşa Kervansı. İstanbul'da Büyük Valide Hanı. Yok, 3. Mustafa'nın Yeni Hanı. Bu şekilde Bursa'ya gidelim. O zaman bu şekilde çok kervansaray görürsün. Ama bu öyle bir kervansaray. Bunda üst katta odaları çift çift yapmışlar. Bir kısmı avluya bakıyor, bir kısmı dışarı bakıyor. Hakikaten çok. Kervansaray'ın alt katını gördük, iç avluyu, üst katını gördük. Şimdi ben size bir de bedestenleri göstermek istiyorum. Şimdi çok ilginç, birçok insan bunu duysa İzmirliler bile inanmazlar bana ama normalde zamanında kervansarayın önünde belki de muhtemelen gördüğünüz yerden itibaren denizdi burası. Ve limandı. Yani buranın devamı limandı. Gemiler buraya yanaşıyordu, burada mal indiriyordu. İndirilen mallar gördüğünüz kervansarayın odalarına, iç alt kat eyvanlarına konuyordu. Gemiden inen, günlerini İzmir'de geçirecek nice insan, tüccar, esnaf, belki denizci, kaptan gördüğünüz odaları kiralıyordu. Gecelik bu odalarda yatılı kalıyordu. Bir adım önü, deniz burası, akıl alır gibi değil. İzmir limanının dibine yapılmış dev bir kervansaray. Düşünebiliyor musunuz? Yani şuradaki arazinin parasını düşünün. Değil bu binayı yaparken harcanan para. Burayı Beşir Ağa, Afrika'dan gelmiş zenci bir insan para verdi. Şu araziyi satın aldı. Tam limanın ağzındaki en özel arazi. Burayı satın aldı. Ciddi para harcadı. Devasa işleri yaptırdı. Ve bunu Allah rızası için bir de vakfetti. Kaç kişi yapar? Şunu. Bugün bir sürü zengin kodamanımız var. Otelleri yapıyorlar. Duydunuz mu bir tane? Ben bu oteli yaptırdım. Bu otelin bütün gelirini şu hayır kuruna vakfettim diye kaç tane duydunuz? Bir tane dükkan gelirini vakfeden bulursanız öper başınıza koyarsınız. Tabii ki hayırseverlerimiz çok. Ama bu kıyası niye yapıyorum? Bu insanları tükaka yaparken aynaya bakıp kendimize, sonra hakikaten layıklarsa öyle tükaka yapın. Layık değillerse günaha girmeyin diye söylüyorum. Şimdi kervansaray neydi? Bir oteldi. Bir de bunların kenarında bedesten var. Bedesten nedir onu görelim.
kızlara aslayınca hemen bizim aklımıza Avrupalı oryantalistlerin tabloları geliyor. Hemen böyle bir zenci, haremde, ortada bir yerde, etrafında yarı çıplak, hatta özür dilerim affedersiniz, bazen çırılçıplak. O Fransız ressamların tabloları öyle, İtalyan ressamlar. Onların aralarında çoban gibi o yarı çıplak kızları gidiyor. Böyle bir şey yok. Topkapı Sarayı haremde bir yer vardır. Karaağalar taşlığı biter. O yerden sonra Karaağalar bir adım atıp oraya giremezler. Giremezler. Böyle kadınların dünyasında bir yerlere girme çıkma diye bir şey söz konusu olamaz. Mesela İstanbul'da da var Cevahir Bedesleri. Fatih Sultan Mehmet'in kapalı çarşının içerisine, İstanbul'un fethinden sonra kapalı çarşıyı kurmak için yaptığı iki bedesten vardı. Biri sandal, diğeri cevahir bedesten. Cevahir, cevher demek. Mücevher demek. Kıymetli taşların satıldığı, kıymetli taşlardan mamul takıların satıldığı bir yer. Bedesten nedir? Satış yapılan dükkanların olduğu bir çarşıdır. Farkı nedir Aras'tan? Akşam ezanından yarım saat önce kapısı kilitlenir. Sabah ezanından yarım saat sonra kapısı açılır. Bu demek. Her gün sabahleyin sabah namazından sonra kapı açılır. Akşam ezanına yarım saat kadar kapılar kilitlenir. Normal kumaşçı burada kumaş satmaz. Normal takıcı burada takı satmaz. Kumaşınız ipekli mi? Sattığınız takılar gerçek mücevher mi? O zaman ancak bedestende bir dükkanınız olur. Çünkü kapıları kilitlendiği özel bir güvenlik sistemi olduğu için çok kıymetli ürün satarlar ancak burada yer bulurlar ve burada satış yapar. Şimdi tabii bugün bizim ülkemizde dedim ya, Aras'ta, Kervansaray, Bedesten diye bir şey yok. Her yer kapalı çarşı. İnsanlar giriyor buraya, üstü kapalı mı kapalı. Kenarda dükkanlar var mı var. Kapalı çarşı oldu bitti. Hayır. Mesela bu gördüğünüz koridor bir Aras'ta olsaydı, akşamları kilitlenen, sabahları açılan sağlı sollu bir kapısı olmayacak. Hani böyle bir sokak, cadde gibi olacak. Kenarda sıra sıra dükkanları olan. Ama kilitlenen bir sistemin içindeyse bunları belirsendir. Kızlara aslanına doğru açılan bir koridor var. O gördüğünüz koridorun ucundaki kapı da her akşam kilitlenirdi, her sabah açılıyordu. Yani bu bedesten bir T şeklinde. T şu şekilde. Bu T'nin bir bacağı buraya doğru gidiyor. Kafanın, T'nin baş kısmının bir ucu burada, bir ucu burada. Demek ki her akşam 3 kapı. Bu uçtaki, bu uçtaki ve bu uçtaki. Her akşam kilitleniyor, her sabah açılıyor. Denize sırtımızı verdik. Sonradan tabii Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi, deniz doldurula doldurula Konağa kadar bir kilometre uzaklaşmış. Bakın, Cevahir Bedesteri buradan böyle geliyor. Buradan Kervansaray'da bir balı daha var, yine bir kapıyla kilitleniyor. Onun devamında da Çuhacı Bedesteri var. Çuha bir kumaş çeşidiydi. O da o şekilde. Peki burası nereye açılıyor? Bakın yine iki tane kapı. Gördüğünüz gibi. Sabah açılıp akşam kilitlenen, buralar kapandığında akşam ezanıyla sabah ezanı arası buraya hiç kimse giremiyor. Yasak. Dükkan sahipleri bile giremiyor. Çünkü kıymetli eşyası alıp satıyorlar. Buradan itibaren, bakın hemen şurada bir kapı var. Yanlış olduğumuz yer, Kızlar Ağası Hanı'nın bitişik inşa edildiği, Kızlar Ağası Hanı'ndan 1,5 asır evvel inşa edilmiş olan Hisar Cami. Yani artık Kervansaray'ın ve bedestenlerin sırtını verdiği Hisar Cami'nin yanına gelmiş bulunmaktayız. Bu arada bu videoda hiç söylemek istemediğim bir şeyi mecburen söylemek zorundayım. Bakın, bu dev kompleks Beşir Ağa tarafından 1744-46 arasında inşa edilmiş. Kim için? Bizim için. Bu Anadolu'da yaşayan Müslüman Türk halkı için inşa edilmiş. Allah rızası doğrultusunda yapılmış.
Bu gördüğünüz devasa yapının altında ve üstünde toplamda 220 civarında dükkan var. Bu dükkanların hepsi onun cebindeki parayla yapılmış. Ve o vakfiyesinde kıyamete kadar bu dükkanların geliri Allah rızası doğrultusunda fakir, yoksul, ihtiyaç sahibi insanlar için kullanılsın demiş. Sonra biz ne yapmışız biliyor musunuz? İstanbul'da yaptığımız aynı şeyi yapmışız. Bu gördüğünüz dükkanları çatır 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 özel teşebbüse şahıslara satmışız. Yaptığım araştırmada bu 220 dükkandan şu an hala Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan sadece 60 civarında dükkan kaldığını öğrendim. Geriye kalan 160 civarında dükkan satılmış, özel mülk olmuş. Hatta gezdim, bazı dükkan sahipleriyle konuştum. Sizin kiralarınızı kime ödüyorsunuz? Şahıslara ödüyoruz dediler. Dükkanlar şahıs malı olmuş. Satanın da, satın alanın da vakıf malı olan bir eseri, parasını gelirini cebine atanın da iki cihanda yakasının bir araya gelmeyeceğinin herhalde farkındasınızdır. Bu da külliyenin hemen diğer yanında bulunan çuha bedesteni. Çuha diye bir kumaş var Osmanlı'da. Burada da çok kıymetli bir kumaş. Çuha ürününü üretip satan esnaflar bulunmaktaymış burada. Ve bundan dolayı böyle bir isimle adlandırılmakta. Çuha bedesteni, cevahir bedesteni ve ortasında kocaman bir kervansaray. Beşirah çok özel bir adam, çok farklı bir adam, alim bir adam. Beşirah kitap delisi, kütüphane delisi. 3. Ahmet döneminde bugünkü Yalova'nın Hersek bölgesi. Hani yeni köprü yapıldı ya Osman Gazi. Onun Yalova ayağı Hersek. Orada İbrahim Müteferrika bir matbaa kuruyor. Bir matbaa. Yani İstanbul'da. Bu matbaa için kağıt lazım. Bir kağıt üretimhanesi kurmaya çalışıyor. Bu kağıt üretilecek yer sulak bir yer olması lazım. Suyun bol olduğu. Çünkü suyla devamlı o ağaç kabukları ıslatılıyor ve kağıt üretimi yapılıyor. Bunun için Hersek bölgesi çok uygun görülüyor. Hala öyledir. Gidin flamingolar falan, böyle her yer bir kuş cennetidir Hersek. Orada bir arazi lazım. Arazisi olup da arazisine sırf kağıt yapımı için kim bağışlıyor bir kuruş para almadan biliyor musunuz? Bu kervansarayı yaptıran adam, Kızlar Ağası diye adı geçen Beşirah. Hacı Beşirah bağışlıyor. Böyle bir adam. Hacı Beşirah vefat ettiğinde, bu kervansaray yapıldıktan 3 sene sonra, yani 1747 yılında vefat ettiğinde cenazesi bütün bir halkın da arzusu, 1. Mahmud'un onayıyla Eyüp Sultan'a götürülüyor. Artık 90 yaşları civarında olan Hacı Beşirah Topkapı Sarayı'nda bizzat vazifesinin başında hakkın rahmetine kavuşacaktır. Son derece etkili, yetkili, siyasi iradesi güçlü bir adam. Düşünün, patronu Halil darbesi olur ama isyancılar damat Nevşehirli İbrahim Paşa'yı sadaretten ettikleri, canına kastettikleri, vücudunu parça parça ettikleri, 3. Ahmet'i tahttan indikleri halde ona dokunmaya cesaret edemeyeceklerdir. İşte böyle bir adamdır. Padişahlar üstü bir güce sahiptir ama güç zehirlenmesi yaşamayacak kadar da iradeli, yiğit bir adamdır Hacı Beşirah. Derisi siyah bir insanın medeniyette, toplumda ne kadar yüceldiğinin aslında önemli bir göstergesidir. Tarihler 1747'yi gösterdiğinde Hacı Beşirah rahmetli olur. Topkapı Sarayı'nda bizzat kendi mekanında rahmetli olur ve cenazesi Eyüp Sultan'a götürülür. Bugün hangimiz istemezdik Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin duvar dibinde yatmayı? Hepimiz isteriz. Kaçımıza izin verirler? Sanıyorum hiçbirimize. Ama o hayattayken Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin duvar dibine bir sebil yaptırmıştır. Az ilerisine bir Darül Hadis yaptırmıştır. Yaptırmış olduğu o sebilin içerisine Hacı Beşirah defnedilecektir. Bugün Eyüp Sultan Ağa'da Ebu Ayyübel Ensari Hazretleri'nin kabrinin yanında metnidir. Şu an anlatmaya kalksam, bakın, saatlerce değil, günlerce Eyüp konuşulur, günlerce. Öyle enteresan isimler, öyle farklı ırklar, renkler bir arada ki. Hemen şu arkamda gördüğünüz mesela, türbenin içerisinde derisi simsiyah bir adam yatıyor. Hacı Beşirah,
çok mükemmel, çok özel bir adamdı. Açık konuşmak gerekirse bu videoyu yapmamda en önemli sebeplerden bir tanesi Türkiye'mizin ünlü bir felsefecisinin geçtiğimiz günlerde önüme düşen konuşması oldu. Elinde mikrofon sahnede bu beyefendi, şaşırdım nasıl böyle bir cümle kurdu. İslam dünyasında kölelerin durumunun çok kötü olduğunu, halbuki Mısır Hristiyan olduğu için daha medenidir diyerek, açıkçası nasıl böyle bir cümle kurulur? Orada kölelerin durumunun daha iyi olduğunu söyledi. Sanki Avrupa'daki, sanki Amerika'ya götürülen, Afrika'dan köleleştirilen insanların Hristiyan dünya eliyle nasıl insanlık dışı muamelelerle uğradığını bilmiyormuşçasına. İslam dünyasında köle almak, köle olmaktı. Derisi siyah bir insan, yıllarca Topkapı Sarayı'nda bir padişahtan sonra, bir padişahın hemen arkasında ikinci sırada en kudretli ikinci adam olacak kadar güçlü, kudretli olabiliyor. Paraya para demiyor ve hayırda nice beyazın önüne geçebiliyor. İzmir'den, Kızlar Aslanı'ndan, Hacı Beşir Ağa'nın bu muhteşem eserinin önünden hepinize selamlar.